Az önce bahsediyorduk. Hemen önce ondan bahsedelim sevgili Aslı bizlerle beraber. Özledik kendisini. Ben de sizi. Tanemle haşır neşir biliyorsunuz ama tuttuğumuz gibi getirdik sevgili Aslı'cığımı. Aslı az önce konuşuyorduk doktorumuzla sen de dinliyordun evet, zannedersen. Evet dinledim psikolojik... ben de. Çok etkili psikolojik faktörler. İnfertilite diye bir alan var biliyorsun. Kişiler ruhsal olarak kendilerini iyi hissettiklerinde tabii ki bu tip tüp bebek başarısı artıyor. Dolayısıyla orada psikolojik desteğin büyük bir rolü var. Belki bir haftada buna değiniriz. O zaman, çünkü çok etkili biliyor musun aynen, oğlum? Tüp bebek tedavisi görecek ya da tüp bebek yapmak isteyenler, düşünenler için bir ara bu psikolojiyi değerlendirelim mi? Değerlendirelim. Belki psikolog yardımıyla başarı oranı artar. Çünkü orada yaşanan hayal kırıklığı kişiyi demoralize ediyor. İstediği kadar hani her şey yolunda gitsin tıbbi olarak başarısız sonuçlanıyor. Somatik bir şey bu, tamamen psikosomatik bir şey. Çok önemli o yüzden. Çok önemli. O zaman bu konuyu da masaya yatıracağız diyeceğiz. Ama hemen şöyle başlayalım. Kardeş kıskançlığı. Ay, evet. Bana çok mail geliyor. Var mı kardeşin? Ilgili. Var. Bir kız kardeşim var. Küçük? 5 yaş küçük benden. Oo, tamam. Tam kıskançlık durumu. Evet olmuş tabii. Olmamış mı? Olmuş. Hiç girmeyeyim oralara. Ama kardeş kıskançlığı... Çok fazla kişinin yaşadığı bir şey. Şimdi az önce makyaj odasında konuşuyoruz. Diyorlar ki benim oğlum 22 yaşında hala kardeşini kıskanıyor. Hmm. Burada önemli olan tabii en başa dönecek olursak oğlum. Çok büyük sebeplerinden bir tanesi kardeşin gelişini evdeki çocuğa hazırlamak gerekiyor. Hmm. Nasıl? Nasıl hazırlamak gerekiyor? Bir kere şimdi bir kardeş geldiğinde eğer odası değişecekse çocuğun. Kardeş geldikten sonra değil, şartlar kesin değişmek zorundaysa daha öncesinden o kişinin stabil hayatının daha öncesinden değişmesi ve ona fırsat vermek gerekiyor. Neye fırsat vermek gerekiyor? Kardeş gelmeden önce bu hazırlığa alışmasına fırsat vermek gerekiyor. Bir kere önce şunu sorabilir miyim? Mümkünse anne babalar iki çocuk arasına kıskançlığı minimize etmek açısından kaç yaş koymalılar? 5 yaştan önce kardeş kıskançlığının yoğunluğu çok daha fazla. O yüzden o döneme çok dikkat etmek lazım. Ya çok daha kısa bir dönem, 1 yaş falan gibi koyacaklar ya 5 yaş sonrasını evet. koyacaklar. Evet, bu çok, bu çok önemli. Bir de şu var oğlum, anlamaz falan diyoruz ya biz. Şimdi bebek karnındayken çocuğu alıp kardeşin gelecek şeklinde çocuğa açıklama yapmak gerekiyor. Bizim sana olan sevgimiz asla azalmayacak, değişmeyecek. Çünkü çocuğun kıskançlığın temel nedeni, çocuktaki endişenin ve kaygının temel nedeni sevginin azalması. Hı. Çocuğun zihninde annemin babamın bana olan sevgisi, ilgisi, birlikte geçireceğimiz vakit bunların hepsinin azalacağını ve değişeceğini düşünüyor çocuk. Hı. Eğer çocuğu bu konuda rahatlatabilirse anne baba, bebek gelmeden önce, yeni kardeş gelmeden önce çocuk bu sürece daha hazırlıklı olur. Ama bir de şöyle bir şey var. Sözler çok fazla etkili olmuyor soyut dönemdeki çocuklarda, 5 yaş öncesi çocuklarda. Dolayısıyla bunları söyledikten sonra ve anlattıktan sonra hiç yılmadan, yani her gün anlatacaksın, her gün seni çok seviyorum ve işte hiçbir şekilde hayatımız değişmeyecek, yine ben senin annen ve babanım, sadece kardeş gelecek vesaire dedikten sonra çocuk bunu bir de davranışlarla görmek ister. Hmm. Bebek geldikten sonraki süreçte görmek ister. Yani o sözler çocuğun zihninde ve düşüncesinde çok kalıcı ve rahatlatıcı olmayabiliyor bazen. Onun için davranışla da göstermeleri lazım anne babanın. Ve şu çok yanlış mesela yapılıyor. Biz onu sevmiyoruz. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Seni daha çok seveceğiz. Hayır, çocukta bu da kaygı yaratır. Biz seni de, yeni gelecek kardeşini de en az senin kadar seveceğiz. Sana yaptığımız gibi bir oda hazırlayacağız ona da. Yani her zaman eşit olacak her şey. Çocuk asla ben ilk göz ağrısıyım, daha çok seviliyorum diye düşünmüyor. Veya anneler şöyle yapıyor, bunu çok görüyorum. Diğer çocuğu, yeni gelen çocuğu öteki kıskanmasın diye hiç sevmiyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Mesela şey yapıyorlar, anne baba büyük çocuk evdeyken asla onunla ilgilenmiyor. Ya da gelen komşuları kaş göz yapıyor mesela onunla da. Çocuk bunların hepsini hissediyor.
Eskiden işleyiş neyse, sistem neyse, sevgi ne kadar veriliyorsa aynı şekilde yeni gelene de bu söylenmeli. Ama şöyle bir şey denebilir. O daha çok küçük. Ve bizim desteğimize ve yardımımıza ihtiyacı var. Senin de, benim de, babanın da. Çünkü o ihtiyaçlarını karşılayamıyor senin gibi. Onun için biz biraz ona yardımcı olacağız. Yani aslında kardeş geldiğinde neler değişecek? Açıkça bunu söylemek lazım. Yani çocuğa geçip de mesela komşu geliyor, senin papucun dama atıldı. Yeni kardeş. Çocukta müthiş bir travma oldu. Böyle şey. Yani bunlar çok hatalı davranışlar. Bence çevre de hata yapıyor. Çok yani, etkili çevre. Ah bu ne kadar güzel bir çocuk diyor. Öteki öyle uzaktan bakıyor. Çok biraz abartılı yaşamamak lazım hassas. Bu duyguları. Hassas davranmak lazım. Dediğim gibi mesela anne baba burada işbirliği yapmalı. Anne eğer bebekle ilgileniyorsa baba çocuğu alıp eski yaşadığı işte hafta sonları sinemaya mı gidiyordu? Tamamen hayat yeni doğanın üstünde değil, o rutinlerin devam etmesi gerekir. Çünkü rutinler insanı kendini güvende hissettirir. Ve rutinler her zaman o kaygıyı azaltan şeylerdir. Dolayısıyla o hafta sonu sinemaları, akşam yemekleri vesaire yine olabildiğince devam etmek durumunda. Sen Nesli'ye neler yaptın? Anlat bakayım. Gerçekten mi? Burada yani nasıl olmaz, hiç olmaz yani. Hiç girmeyelim oralara. Nesli bunları hatırlamasın o zaman. Fakat erkek kız, kız kız, erkek erkek kıskançlığı arasında yani aynı cinsiyet veya farklı cinsiyetli çocuklar arasında kıskançlık farkı oluyor mu? Farkı olmuyor. Bence bu birazcık ailenin tutumuyla alakalı. Bir de şey var, çocuğun karakteriyle de alakalı. Yani bazı çocuk diyor ki olsun benim bir sürü kardeşim olsun diyor ve gerçekten de onu istiyor. Ve ilgileniyor, anneye destek oluyor. Ay bir de şu çok önemli oğlum. Mesela hep deriz ya çocuğa sorumluluk verin yeni gelen kardeşle. İşte biberonunu getirsin götürsün, ne bileyim başında dursun onunla vakit geçirsin. Şimdi burada çocuklar anneleri babaları tarafından daha çok sevilebilmek için kardeşiyle çok ilgiliymiş ve onu çok seviyormuş gibi davranabilirler. Anne babalar aldanmasın. Her çocuğun içinde ufak da olsa kıskançlık duygusu vardır. Mutlaka vardır. Ve dolayısıyla çimdik atmalar, yastıkla kapamalar, hani anladın mı? Bu tehlikeli davranışlar her zaman mümkün. Onun için anne çocuğa sorumluluk verecek fakat kapının arasından da mutlaka ve mutlaka izliyor olacak. Çünkü çok fazla tanık oluyorum böyle şeylere. Ben de şeyi görüyorum, çocuk, yeni gelen çocuk hediye getirmiş oluyor. Yani bak bu sana yeni doğan kardeşinden bir hediye. Bu doğru bir sistem mi, doğru bir yaklaşım mı? Ya ben böyle şeyleri mesela karne hediyesi gibi ya da işte kardeşin sana hediye getirdi gibi. Birazcık bizim ülkemizde böyle nesiller arası aktarılmış böyle bir gelenek gibi bir şey. Bunları o yüzden karşı görmüyorum. Bunlar olabilir şeyler. Bir de şu var, bunu söyleyince aklıma geldi. Çocuğun nasıl oluştu, nasıl doğdu, nasıl geldi dünyaya gibi sorular var. Tabii, şimdi tamamen Allah, çok alakasız belki ama aklıma gelmişken söylemek bunu istiyorum. Bunu başka bir şeye evet, aktarmak bunu, lazım. Bunu kesinlikle, konuşalım çünkü muhakkak. Anneler burada cevap veremiyorlar hiçbir şekilde küçük çocuğa. İşte ölüm nasıl oluyor? Belli başlı böyle sorular var ya, hani onları böyle üçer dörder dakikalık anne ve babanın çocuğa nasıl açıklayacağını anlatacak haftaya bir şeyler yapmak gerekiyor. Çocuğunuza ölümü nasıl aktaracaksınız? Çocuğunuza yeni doğan bebek, yani nasıl doğan, bebek oluşuyor? Nasıl bebek nasıl geldi oluşuyor? Oluyor? Anne diyor şimdi. Anne bir şey söyleyemiyor. Geçiştirmeye çalışıyor. Çok bana Instagram'dan çok yazıyorlar önemli. Bu soruları da. Seansta da çok soruyor anne babalar. Lafı gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Birkaç böyle soru daha ekleyip işin içinden çıkılmayan ama aslında çok basit cevapları olan soruları yer verebiliriz belki. Bence de çok iyi olur. Biraz da yol gösterici olur. Çünkü gerçekten anneler, babalar cevap veremeyecekleri sorularla karşılaşıyorlar ve böyle çocuğu da tatmin edemiyor. O zaman çocuğun annesine babasına inancı da belki sorgulanıyor, zedeleniyor. Peki yine kardeş kıskançlığına dönersek eğer evde kriz var diyelim. Evet. Ya kardeşini korkunç kıskanıyor ve annesine babasına hayatını dar ediyor. Nasıl üstesinden gelebiliriz bunun? Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bunun sebebine bakmak lazım. Anne babayı sorguluyorum ben yine. Sevgiyi... Çocuk bunu neden yapıyor? Kardeş kıskançlığı buzdağının görünen tarafıdır oğlum. Yani mesela
kardeş kıskançlığının belirtileri nelerdir? Okul çağındaki bir çocuğun okul başarısızlığıdır mesela. Hırçınlığıdır okuldaki. Hiçbir zaman bir anne baba elinden tutup çocuğunu seansa benim çocuğumda kardeş kıskançlığı var diye getirmiyor. Benim çocuğum altını ıslatmaya başladı diye getiriyor. Tırnak yemeye başladı diye getiriyor. Çok belirgin özellikleri neler mesela onların? İşte memeye tekrar geri dönmek isteme, biberon kullanmak isteme ya da işte parmağını emme. Oh. Hani ona özenerek onun gibi olmaya çalışma. Hiçbir zaman dediğim gibi bu sebeple gelmiyor. Altından başka bir şey çıkıyor. Senin sorduğun soruda da neden çocuk buna ihtiyaç duyuyor? Eğer bir kıskançlığı patolojik şekilde gösteriyorsak mutlaka bir şey eksiktir. Oradaki tamamlamamız gereken şeyi bulmamız lazım. Sevgi eksikliği ise o. Fark etmeden ilgiyi eksik tutmuşsak o. Ya da ne bileyim bilmeden kardeşi çok ön plana attıysak bu. Çocukta oluşan o kaygının sebebini bulmak gerekiyor. Bu da her aile dinamiğine göre ve her çocuğa göre farklılık gösteren bir şey. Anne babalar ama bunu çok iyi fark edebilirler ve hissedebilirler eğer izlerlerse çocuklarını. Ve o noktada o ihtiyacını tamamlamaya yönelik davranışlarda bulunabilirler. Yani paniğe kapılmayınız, çocuklarınızı tanıyınız ve yine sevgi çözecek her şeyi. Bir de şu var, hemen ekliyorum vaktimiz varsa. Hikayeler bu tip durumlarda çok işe yarar. Mesela çocuğa şöyle bir hikaye oluşturun. Kardeşe hazırlık sürecinde de olabilir, az önceki çatışma döneminde de olabilir. Kardeş sevgisinin çok güzel bir duygu olduğunu, kardeşin iyi bir oyun arkadaşı olabileceğini ve işte bu hikayenin içinde büyük olanın bir kahraman niteliğinde olduğunu oluşturan bir hikayeyle çocuk çünkü orada kahramanla kendini özdeşleştirir ve hikayeyi sürekli farklı senaryolarla oluşturup çocuğa okuduğumuzda bu süreç daha hızlı atlatılır. Onarım daha sağlıklı olabilir. Hikaye yöntemi her zaman işe yarar. Ne güzel bakıyorsun. Sen de çok güzel çok anlatıyorsun. Güzel bakıyorsun. Şimdi Aslı'ya bir sürü hediye geldi. Onları sana yayın çıkışında vereceğim. Herkese, fakat bu hediyeler girişimci kadınlar tarafından gönderildi. Farklı farklı. Organic Sisters Toys'a çok teşekkür ediyoruz. Organik oyun arkadaşı göndermişler sana. Çok teşekkür ediyorum. El emeği, göz nuru, örgüler, battaniyeler. Ay neler neler var. Şimdi yayın bitirip hemen sana teslim edeceğiz hediyeleri. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. Senin huzurunda oylum. Çok mersi, çok inceler, çok teşekkür ederim. İki haftadır bir arada olamadığımız için hediyelerini teslim edememiştik. Ama bize gönderdiğiniz tanemciğimiz için gönderilenler kenarda. Tekrar ediyorum, girişimci kadınlara her zaman destek oluyoruz. Destek olmaya da devam edeceğiz. Sana gelen hediyeler de hep girişimci kadınlardan. Çok kıymetli, çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Sağ olsunlar, çok mutlu ettiler. Programı bitiriyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman ben yine yanına geleyim senin. Birlikte güzel enerjini ver bana. Noktalayalım. Efendim, sevgili Aslı'cığımla yine programımızın sonuna geldik. Bugün yine bizi güzelce aydınlattı. Onunla keyifli keyifli sohbet ettik. Biz de programımızı kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Nasıl kapatıyoruz? Güzel bir pazar olsun herkes için ama huzurlu bir hafta olsun. Aynı zamanda da çocuklarınızla nitelikli, kaliteli vakit geçireceğiniz güzel zamanlarınız olsun diyerek kapatalım. Olur mu? Oldu bile.